Sezen'cim biliyor musun? Ben çocukken okulda o kadar çok sirke ve bit olurdu ki ve ben o kadar çok bunlardan muzdarip birisiyim ki. Hiç yabancı değilim buna. Ya bizim ben kuşağımızın mı acaba sorunuydu bu? Yoksa gerçekten okullarda şu anda da bu sorunlar var mı? Anneler, ebeveynler bununla uğraşıyorlar mı bilmiyorum ama toplu biz bu videoda evet sirkeyle ve bitle nasıl mücadele edebiliriz? Birazcık size bunun ondan bahsedeceğiz. İpuçlarını vermeye çalışacağız. Evet. Gerçekten büyük sorundu. Çok. Çok rahatsızlık verici bir şey. Bir kozmetik olarak hem estetik olarak hem sağlık açısından. Hem de anneler kızıyor. Hani temiz pak gönderiyorlar çocuklarını okula. Titiz bir annenin çocuğusunuz. Ne olursa olsun yanınızdaki arkadaşınız bitlendiyse evet, mutlaka size geçiyor. Çabuk sirke ulaşan. Nemli ve yağlı ortamları seviyor. Hı hı. Dolayısıyla bunun en iyi beslenebildiği yerde saç. Saçlar. Çünkü aslında bir parazit ve asalağı konuşuyoruz. Hı hı. Kan emici. Kan emiyor. Eğer vücutunuzda ya da giydiğiniz şeylerin içerisinde de görüyorsanız bunlar zaten çok uzun kalmayacaktır. Onlar kan ememedikleri için bir müddet sonra gideceklerdir. Ama ne zaman saça yerleşiyor o zaman artık yumurtalarını bırakmaya ve üremeye başlıyor. Bit. O hikaye ondan sonra başlıyor. Evet, bit yumurtladıkça o kadar da çok yumurtluyorlar ki saç tellerini dizim dizim diziliyorlar minik minik. Bitin yumurtası aslında. Bitin yumurtası. Nasıl tanınıyor onlar? Nasıl tanıyorsunuz? Mesela çocuğunuzun saçında bit mi, sirke mi, kepek mi? Hı-hı. Nasıl ayrımını yapsınlar Seda? Bit zaten hareketli, hani kıpırdayan, yürüyen görürsünüz. Bir mikroorganizma. O anlaşılıyor. Kepekle sirkeyi ayırt etme konusunda bazen zorlanabiliyor anneler ya da işte büyükler. Kepek daha böyle yassı, daha yayvan. Şuraları bile dökülüyor zaten. Mutlaka görürsünüz. Özellikle erkeklerde, yağlı saçlarda çok fazla. Evet. Ama sirke dökülmüyor ve daha böyle oval, tombul, koza gibi yapısı var. Taş tellerini dizim dizim duruyor. Ve iki tırnak arasında sıkıştırdığınızda evet, evet, çıt diye mutlaka patlıyor. Tırnağınızın arasını alın. Şöyle bir hayvancağızı ezin. Sesi çıt geliyorsa bilin ki bu sirkedir. İçinden kurtulmanın da yollarını çözmeye çalışın. Ama en önemlisi burada temizlik. Temizlik evet. Ailenin eğer bir ailenin içerisine sirkeli bir birey girdiyse mutlaka ailenin de bunun kontrolünden geçmesi evet, lazım. Çamaşırlarının yıkanması lazım, temizliğine dikkat edilmesi lazım, eşyaların dezenfekte edilmesi, lazım ki tedavi kalıcılığını arttırsın. Bir de hani bazı yöntemler var. İşte çamaşır deterjanı ya da gaz yağıyla benzinle yıkamak. Onlar hani saç derisine zarar verir. Çocuğumuzun gözüne kaçabilir, yutabilir. Hiç gerek yok. Aslında en güzeli eczanelerde bunların şampuanları satılıyor. Hı-hı. Uygulamaları da var. Hı-hı. Uygulamayı, kullanma kılavuzunu okuyun. Hı-hı. Ve saçınıza uygulayın. Ama bunun yanında size önerebileceğimiz küçük aslında bitkisel çözümlerimiz de var. Var. Mesela elma sirkesi. Elma her derde de var. Evet. Saçların derisine friksiyon yaparak uçlarına kadar güzelce, hı hı, biraz bekletip sık dişli bit taraklarıyla, çok sık dişli olur onlar, böyle tarayarak. Özel de satılıyor üzerine, zaten, bit tarağı diye de satılıyor bunlar. Evet, bezin üzerine tarayıp onların dökülmesini sağ. Bu işlem 2-3 günde, pardon, günde 2-3 kere yapın. Mutlaka sürün ve saçlarınızı tarayın. Yani taramak sirkenin gitmesinde, hı hı, en büyük etkenlerden bir tanesi. O yumurtalar açılması, her bir yumurtanın içinde bir tane bit var çünkü. Ne kadar çok yumurta ayıklayabilirsek o kadar biti bertaraf etmiş olacağız, uzaklaştırmış olacağız. Bir de bit şampuan dediğiniz gibi işte eczanelerden bit şampuanları, bit sabunları, solüsyonlar mutlaka alarak onlardan evi de dezenfekte etmeyi unutmayın. Bir de çocuğun saçları hani ilkokula falan gidiyorsa kısa kestirmek faydalı olur. Kısa kestirmek iyi olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.